24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde halkın iradesi sandığa yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52.5 ile Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı seçildi. Aksu Haber ise bu süreci AK Parti binasından anbeyen canlı yayınlarla takip etti. Kahramanmaraş basını da 4.30'a canlı yayın bağlantısıyla Aksu ekranlarına konuk oldu. Bugün gazetesi genel yayın yönetmeni Mesut Turul yaptığı değerlendirmede AK Parti ve MHP'nin 21 Mayıs'tan bu yana hiç durmadan çalıştığını ile getirdi. Özellikle 21 Mayıs'ta adaylar olarak sahaya indiler. Günde 18 saat çalışarak Kahramanmaraş'ı parselleyip gezmedik yer bırakmamaya çalıştılar. Buna Büyükşehir Belediye Başkanı da eklendi, ilçe belediye başkanları da eklendi. Eski milletvekilleri geldi, onlar da eklendi. Bir sorun mu vardı Kahramanmaraş'ta? Hayır, ama bir vatandaşa daha ulaşabilmekte. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de gerçekten çok güzel adaylar vardı. Onlar da harika bir seçim süreci gerçekleştirdiler. Elazığ Basın İlan Kurumu Müdürü Abit Vanlı ise yaptığı değerlendirmede seçime hiçbir şaibe bulaşmadığını belirterek milletin kararının sandığa yansıdığını vurguladı. Olay bitti, yani her şey net. Yani öyle bir kimsenin hile hurda olayı da yok ortada. Millet iradesinin, Mahir Başkanımızın dediği gibi bugünkü açıklamasına oy verdikten sonra sonuç millet iradesidir diye bir beyanatı vardı bugün. İlla Sabah Ajansı'nda onu okuduk, baktık, onlar yapmışlar. Şimdi bu millet iradesiyse buna saygı duymak gerekir. Yani duyacaksın, bunun başkaları yok. Dolayısıyla da bundan sonra neler yapabiliriz? Memleketsin, biz kendi açımızdan Maraş'ı düşünelim. Ben zaten bir Maraş bir Elazığ'ı takip ediyordum. Şimdi Maraş olacak olursa genelde Memleket için neler yapabiliriz? Eksiklerimiz var mı? Eda Ajans Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Şirin ise yaptığı değerlendirmede kurulan ittifakın Türkiye'nin şahlanmasına önemli rol oynayacağını belirtti. Öncelikle Aksu TV'yi kutluyoruz. Kahramanmaraş'ın siyasi gündemini sıcağı sıcağına an be an izleyiciye yansıtıyor. Burada siz değerli kardeşlerimiz, stüdyoda değerli meslektaşlarımız, Kahramanmaraş ve Türkiye genelindeki siyasi son durumu izleyicilere aktarıyor. Türk demokrasisi bugün tarihi günlerden birini yaşadı. Türkiye'de 57 milyon seçmen bugün sandık başına giderek geleceğimiz adına bir karar verdi. Aldığımız ilk gayri resmi sonuçlara göre yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı büyük ihtimalle Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı gelecek yılların şekillenmesinde ilk basamak olarak Türk demokrasisine hizmette bulunacak. Kanal Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kararslan ise yaptığı değerlendirmede seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi. Heyecan Doruk'ta ve Kahramanmaraş'ta da daha önceleri de yazdığım gibi hemen hemen aynı sonuçlar çıkmış oldu. Tabii biz de ülkemiz adına mutluyuz. İlk turda hiç olmazsa Cumhurbaşkanımız seçildi ve Kahramanmaraş'tan da bundan sonraki günlerde hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün içerisinde Kahramanmaraş'ımızın gelişmesi adına hep birlikte bir arada olmalarını diliyorum ben.